Ayrıca biz bir de kendimiz toplayıp aynı işi yapıyoruz. Fakat bu popülasyonun bu şekilde azaltılma ihtimali yok. Geçen mesela şeyde biraz önce açılışını yaptığımız, gösterdiğimiz yerde 50 kadar sokak hayvanı var. Saldırgan, gelene gidene saldırıyor, işçilere saldırıyor. Biz onları buradan almak istedik. Yeni mahalleden bir sürü hayvansever geldi. Bunları buradan alamazsınız. Bakın biz burayı halka açıyoruz. Yani saldırıyor bir de bunlar. Yok, bunları buradan almayacaksın. Neyse, artık bir şekilde uzak bir bölgede etrafını çevirerek bari burada dursunlar. Ben oraya kadar yürüyemem. Bir de burada duracak. Böyle bir mantık var. Gölbaşı'nda da bir hakim kızımız var. Evinin bahçesine, apartmanın bahçesinde gezdiriyorlarmış köpeğini. Şikayet etti. Yani ben çocuğumu çıkaramıyorum oraya dedi. Neyse bir şeyi gönderdik. Araçları gönderdik. Bir tanesini bile alamadan taşlanarak geri döndüler. Böyle bir sorun var. Bana bence hükümet net bir şekilde söyleyecek bunu. Yani üstlenilmesi gerekiyor. Çünkü biz bununla baş edemiyoruz. Gerçekten personelimize de saldırıyorlar. Şimdi barınağı da karşılar biliyorsunuz. Bizden bazı hayvanseverler geldiler de der ki butik hayvanat bahçesi gibi şey barınak gibi bir şey yapın biz bakalım. Benim de aklıma onların söylediği geldi. 6.000 kapasiteli barınağı biz 100 bölelim size. Bunlara siz bakın gelin. Çünkü orada bir de bakıcılardan da şikayet var ya Konya'da oldu. Siz bakın. Ona da razı olmuyorlar. Çünkü özel bakanlar var. Onlarda da başka türlü şikayetler var. Gökçeyurt diye bir bölgede orman işini yapıyoruz şimdi. Etrafını çevireceğiz. İçinde yürüyüş yolu olacak. Köpek kulübeleri de olacak ama serbest gezecekler. Onların zaten istediği o. İnşallah ona itiraz etmezler.